Merhaba arkadaşlar. Bugün size prizmatik kem uygulaması yapacağız. Şimdi bir basit parça çiziyoruz. File, New, Part, OK, OK, Part 1. Sketch'imizi XY plane'de açıyoruz. Frezi'de biliyorsunuz çalışma düzlemi XY plane. Sketch'imizi açtık. Şimdi parçamızı çizelim. O merkezi belli olan dikdörtgene çift tıkladım. Çift tıkladığınız zaman sürekli çizim yapabiliyorsunuz. Sonra ölçülendirme komutlarına girelim. Önce bir ölçülerimizi verelim. Sonra bunu düzenleme yaparız. Olsun. Dışça. Buraya da 150 yapalım. İçerideki parçamız 100 olsun. Burada 100 olsun. Enişteki üçüncü parçamız 50 olsun. En küçük olan 50-50 olsun. Bu da 50 olsun. Böyle bir dikdörtgen çizdik. Şimdi bunları yükselteceğiz. Buradan pet komutunda çoklu yükseltme veya çoklu yükseltme komutuna giriyorum. Multi pet komutu. Şimdi en dıştaki parçamızı 30 yüksekliğinde yapalım. Preview. Pardon. Geri alalım. 0 diyelim buna. Şimdi şimdi sırayla en dıştaki parçamızı 30 yükseltelim. Bakın en dıştaki burası oluyor. 30 diyelim. 30 geliyor. Sonra içteki parçamızı yukarıya doğru 50 yükseltelim. 50 geliyor. Sonra en içteki parçamızı 20 mm yükseltelim. 20 görebilir. Yani en yüksek noktamız 50 oldu. Alttaki tabandaki parça 30. İçteki parça da 20 mm yükseltildi. Yani derinlik üstten 30 mm oldu. 50'den 20 çıkınca derinlik de 30 oldu. Okey. Şimdi bu parçamıza stok yerleştireceğiz. Burada stok isimlerini değiştirebilirsiniz. Mesela biz burada nasıl yapmışız? Anlatımda. Bakın önce part demişiz. New part. XY plane'de sketch açılmış. Ölçüler verilmiş. Daha sonra bunlar tabandan yükseltilmiş. Bizdeki çizim sırasına göre değişiyor bu. Yani yine aynı resim. Yükseklikler verilmiş. Sonra radyus işlemi var. 3 mm radyus. Sonra bu part body isim verilmiş. Sağ tuş properties'te. Şimdi biz işlemimize devam edelim. Buradan dress up features ara çubuğunda etki fillet'e tıklayalım. 3 mm radius için köşe çizgilerimizi seçelim. Evet arkadaşlar, mouse biraz sıkıntı yapıyor. Biliyorsunuz döndürürken orta tuşa basıyoruz. Ve sağ tuşa da elimiz basılı tutarak döndürme yapıyoruz. Büyütürken de orta tuşa elimiz basılı tutuyoruz. Sağ tuşu bas çek yaptığımız zaman parça büyütülüyor. İki tuşa birden basarsanız orta ve sağ tuşa ne yapıyor? Döndürme yapıyor. Seçim tuşları da sol tuş. 3 mm OK diyoruz. Parçamızı oluşturduk. Şimdi insert body diyoruz. Yeni bir stock parça oluşturuyoruz. Buna da isim verebiliriz. Şimdi isim vermekle vakit kaybetmeyelim.
Akçenin alt tabanını seçiyoruz. Alt tabanını seçiyoruz. Skeç'e giriyoruz. Ondan sonra parçaya project yapıyoruz. Project işte element'i tıklayıp parçanın alt tabanını seçiyoruz. Sonra dönüyoruz. Parçayı yükseltiyoruz. Şimdi nasıl yapmışız burada anlatalım. İsim vermişiz. Stock prism, sağ tuş properties'te stock prism demişiz. Prism'a stock diye isim vermişiz. Sonra parçanın alt tabanını seçip project'te kenar çizgilerini atmışız. Sonra parçamızı pet komutuyla parça üstünden up to plane ile parçanın üstü seçilmiş. 3 mm offset verip parçada 3 mm bir üstte üst tarafta bir fazlalık bırakılmış. Şimdi gösterelim. Pet komutuna tıklayalım. Yönünü vizibdar için veya şu buradaki opa tıklayarak yönünü değiştiriyoruz. Up to plane diyorum. Up to plane. Parçanın üstünü seçiyorum. Üstünü seçiyorum. Offset'e de 3 mm diyorum. Okey. Sonra parçamızı sağ tuş properties ile grafik transparency. Transparency komutuyla şeffaf hale getiriyorum. Evet. Ortaya nokta atacağım. Nokta komutunu seçiyorum. Buradan Between iki köşeyi seçiyorum. Between middle point, orta nokta. İki köşenin orta noktasını buluyorum ve OK diyorum. Bu da bizim kütük parçamız ve orta noktamız, referans noktamız. Kem yaparken bu noktayı referans alarak kem yapacağız. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi 3 mm yukarıya up to plane ile parçanın üst noktası belirlendi. Transparansı ile parça şeffaf hale getirildi. Sonra between point, between ve middle point ile nokta seçildi. Ve daha sonra keme geçiş yapacağız şimdi. Keme geçiş makinik, prizmatik mekanik. Burada surface mekanikle de yapabiliriz, advanced de yapabiliriz. Ama biz bugün prizmatik mekanik konusunu anlatacağız. Şimdi arkadaşlar giriyoruz. Start mekanik prizmatik mekanik. Evet, bu gelirken bir arada anlatalım biz. Prizmatik mekaniğe geleceğiz. Buradan ekseni tıklayıp eksendeki noktayı seçip buradaki attığımız noktayı seçeceğiz. Bu yeşillenecek. Noktada eksende bizim seçtiğimiz noktaya gelecek. Sonra Tools Options Options'a girip Options, Mechanic, Output, IMS veya Gelit. IMS'yi seçtik. Burada tezgah prosesini açıyoruz. Sonra Part Operation işlemleri var. Part Operation'a çift tıklıyoruz. Buradan tezgah ayar numerical kontrolü geçip makineye tıklıyoruz. Makineye. Buradan tezgah ayarlaması için işte tezgahımız Heidenheim 530, IMS 1000, ISO, AXIS bunlar seçiliyor. Gerekli ayarlamalar yapılıyor. Daha sonra tekrardan birinci sekmeye, geometrik sekmesine giriyoruz. Sırayla buradan No Design Park Select'i seçiyoruz. Ürün ağacından Prizma'yı seçiyoruz. Yani bizdeki Body 1'i seçiyoruz. Body'yi seçiyoruz. Bir daha burada isim değiştirdik. Değiştirilmiş. Birinci uygulamayı seçiyoruz. Sonra Store seçiyoruz. İkinciyi seçiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar orada anlattığımızı burada gösterelim. Şimdi biraz hızlı anlatıyorum. Video çok uzun sürmesin diye. Eksene tıkladık. Buradan noktayı seçtik. Noktayı seçtik. Okey dedik. Sonra daha sonra ne yaptık? Tools Options
Bu işlemi yapmazsanız post alamazsınız. Tezgah ünitesini seçemezsiniz. Buradan büyütelim biraz burayı. Bakın makinik, output, IMS seçiyoruz, OK diyoruz. Daha önceden seçildiği için geldi. Part Operation'a çift tıklıyoruz. Buradan makineyi seçiyoruz. Makine. Numerical Control. Buradan post proses olarak tezgah prosesini seçiyoruz. Aydınlan 530. Uzantısı IMES MES 1000 veya herhangi birini seçebiliriz. MES 1000. ISO kodunda AXIS VJK seçtikten sonra OK diyoruz. Sonra OK dedikten sonra geometri sekmesine geliyor. Burada part operation işlemleri var. Part operation işlemlerine başlamadan önce buradan part 1'i açıyoruz. Part selected, no design part selected seçiyoruz. Buradan part body'yi seçiyoruz. Yani parçayı seçiyoruz. Stall seçiyoruz, body 2'yi seçiyoruz. Çift tıklıyoruz boşlukta. Ekran eğer gelmezse boşlukta çift tıklıyoruz. Daha sonra emniyet mesafesi. Üçüncü sekmeyi seçmiyoruz. Bu bağlantı elemanları ile ilgili. Safeti plan emniyet mesafesi. Bunu biliyorsunuz. Parçanın üstüne tıklıyoruz. El dik konumdayken offset diyoruz. 5 mm emniyet mesafesi. Bu ne anlama geliyor? Kesici 5 mm kalana kadar hızlı gel. Daha sonra 5 mm parçaya yavaş dalma yap. Yani G0'dan gel 5 mm'ye kadar hızlı gel. Sonra G0'dan hızıyla kesme hızıyla ilerleme kesmesiyle G0'dan ile yavaş gel anlamına geliyor. Bunu yaptıktan sonra OK diyoruz. Bu yeterli bu yaptıklarımız. Şimdi arkadaşlar yine anlatımımıza devam edelim. Bunları anlattık. Evet. Bunlar seçiliyor. Yani part seçiliyor. Stop seçiliyor. Offset yapılıyor. Elde konuma geldikten sonra. Sonra işlemimize geçiyoruz. İşlemlerimizi biz manufaktür program 1'e kaydediyoruz. Burada facing. Facing işlemi yapacağız. Facing'de parçanın üzerinde bulunan fazla talaşı alma işlemi yapacağız. Önce stall seçeceğiz. Bu gördüğünüz sarıyla gösterilen kısım stop kısmı. Gösterelim. Manufacture programı işaretliyorum. Facing'i seçiyorum. Burada işte gösterilen bu sarı bölge stop bölgesi. Tıklıyoruz. Parçaya tıklıyoruz. Ondan sonra stall saklıyorum. Sağ tuş hatchel. Hatchel stall'u saklıyorum. Parçayı seçiyorum. Üst kısmı seçiyorum. Şimdi arkadaşlar parçanın üst kısmını seçtiğimiz zaman o otomatikman çevresinde bir çizgi atıyor. Ama benim asıl işleyeceğim çizgi, bakın kütüğü gösterelim. Tekrardan açalım kütüğü. Şuradan açalım. Hatten. Hatchel. Bizim asıl işleyeceğimiz çizgi bu çizgi. Onun için şöyle yapacağız. Bunu yine saklayalım. Burada gördüğünüz çevredeki yeşil bölgeyi sağ tuş remove diyeceğiz. Sonra bu kırmızı bölgeyi tekrar seçip buraya kenar çizgisini atacağız. Yani işleme alanımızı büyüteceğiz. Tabi bu yine yukarıdaki 4 mm'ye alacak. Tamamını almayacak. Bu sadece biz ne yaptık? Konturu, işlem alanını büyüttük. Yani bunun aşağıda olması demek kesicinin aşağı ince anlamına gelmez. Biz kökü seçimimizi stoğu yukarıdan 54 mm'den parçayı da 50 mm'den yaptık. Yukarıdan yaptık. Şimdi eğer parçada finish bırakmak istersek offset on bottom değerini 1 mm diyoruz. 1 mm finish payı bırakıyoruz. Bunu yaptıktan sonra buradan yine anlatıma devam edelim. Bakın bunlar seçiliyor. Bunları büyük olarak gösteriyorum ki bunları okursunuz. Evet. Remove diyoruz. Sonra kırmızı bölgeyi seçiyoruz. Parça kenar çizgilerini seçiyoruz. OK diyoruz. Sonra offset on bottom değerine 1 mm diyoruz. Bu ne demektir? Şu anlama geliyor. Parçanın üstünde 1 mm pay bırak. Yani bunu niye bırakıyoruz? Üstünde 1 mm pay.
Şu yüzden finish işlemi yapmak istersek, yani ikinci bir kesici iğneyi almak istersek bırakıyoruz bu şekilde. Birinci sekmeye geliyorum. Burada tolerans değeri climb 10'da 1. Yanal kaymayı %40 diyelim. Şimdi 4 milimetre var. 3 paso da alsın. 3 paso da. Tekrar bakalım buna. %40. Pardon, 3 milimetre fazlalık bırakmışız. O zaman buraya 2 diyeceğiz arkadaşlar. Evet. 2 milimetre. 2 pasoda birer birer alacak. Ve en son 1 milimetre pay bırakacak. 3 milimetre bıraktığımız için 1 milimetrede baktığımdan bıraktık. Ne yapıyor? 2 pasoda birer birer alıyor. Dedikten sonra 3. sekmeye geçiyoruz. 3. sekmede büyütülmüş olarak gösterelim. Burada kesicimizi face mill olarak çapı 50'lik bir kesici kullanıyoruz. Evet, geçelim. Face mill'i seçiyoruz. Çapı 50, isterseniz bunlara çift tıklayıp değişiklikler yapabilirsiniz. Kalsın. 4. sekmeye geçelim. 4. sekmede de ne yapmışız? İşte kesme ilerlemesini 800 demişiz. Approach'a 300 demişiz. Red cut çıkış ilerlemesine 1000 demişiz. Spindle speed devir sayısına 1200 demişiz. Tabi bunlar malzemeye göre belirlenen değerler. Yani bu da otomatik kaldırdığınız zaman işte buna 800, çıkış ilerlemesine 1000 diyelim. 1200 devirde dönme hızı, dönüş hızı olsun. Dedikten sonra son sekmeye giriyoruz. Burada da yandan giriş, horizontal. Tabi burada 10 milimetreyi değiştirebilirsiniz. Yandan giriş kullanacağız. Horizontal. Böyle değiştirebilirsiniz. Yani 20 de yapabilirsiniz. Red Cut'ta da aynı şekilde. Buna da yandan giriş uygulaması yapalım. Bunlar bu şekilde kalsın. Evet. Bunlar ara geçişlerde de yine, yani ara geçişlerde de Return Level Approach ve Red Cut'ta da bunlar aktivite edelim. Bunlarda da yandan giriş yapabiliriz. Level Red Cut. Bununla da horizontal yandan giriş şeklinde yapabiliriz. Veya circular da yapabiliriz. Circular horizontal axial da diyebiliriz. Yani dairesel giriş de yapabiliriz. Bu şekilde kalsın. Şimdi hesaplattırıyoruz. Bakın. Hesaplattırmak için replay, toolpath replay diye bir komut var. Buna basmazsanız takım yolları hesaplanmaz. Buradan basıyoruz toolpath replay'e. Takım yolları ne yapıyor? Hesaplıyor. Evet. Şimdi bakalım. Parça 51 milimetre. Değil mi? Buradan gözüküyor 51 milimetre. Üstüne tıkladığınız zaman 1 milimetre ne kaldı? Finish payı kaldı. Şimdi finish payını da anlatalım. Okey diyelim. Okey ile çıkıyoruz. Şimdi Manufacturing Program 1 ile en son yaptığımızı seçiyoruz. Buradan tekrar Facelink'e tıklıyoruz. Burada işlemlerde arkadaşlar body'yi yine saklayalım. Actual diyelim. Stock seçmiyoruz. Niçin seçmiyoruz? Çünkü stock işlendi. Sadece 1 milimetre kaldı. Parçanın üstünü seçiyoruz. Bu üst kısmı seçiyoruz. Sonra kontrolü tekrar belirlemek için bu yan tarafa sağ tuş remove diyoruz. Kırmızı bölgeyi tekrar seçiyoruz. Sonra kenar çizgilerini seçip ok yönünde kontrolü kapatıyoruz. OK diyoruz. Offset on button'ı 0 yapıyoruz. OK diyoruz. Birinci sekmeye geliyoruz. Finish olduğu için burada toleransımızı %2'ye indirelim. Yanal kayma yine %40 kalsın. Aksiyal 1 milimetre kaldığı için maksimum depo kat, yani en fazla 1 milimetre aldım.
diyelim. Gerçi buraya hangi sayı yazarsanız yazın yine 1 mm alır, fazla alamaz. Çünkü seçildiği bölge kadar alabiliyor. Kesicimize dönelim. Kesicimize T2 diyelim mesela. T2 kesicisi olsun. Finish kesicisi. Çapı da 40 olsun mesela. 40 diyelim. Buradan çapı değiştirelim. Şimdi çapı değiştirebilmemiz için buraya tıkladığınız zaman bakın bir işlem yapılmıyor. Çünkü ne oldu? Biz burada ismini değiştirdik. İsmi değiştirdiğimiz için bu kilitlendi. Ne yapacağız? Üçüncü sekmeye, yani yukarıdaki o kesici sekmesine tıklayıp kenarlarına böyle kesik çizgiler oluşturacağız. Sonra kesicinin çapını buradan 40 yapalım. Tabii arkadaşlar burada kesici biz rastgele şu anda yapıyoruz. Elimizdeki kesicinin ne olduğu belli değil. Ama elimizdeki kesicileri burada kataloğa yüklediysek, burada soru işaretiyle büyüteçle gösterilen yere tıkladığımız zaman bizim elimizdeki listedeki kesiciler buraya gelir. Buradan ne yaparsınız? Okey dersiniz, yüklersiniz. Tamam mı? Ama şimdi biz çiziyoruz bunu. Sonra bu sekmeye gelelim. Burada da işte ilerleme devir sayılarını değiştirebiliriz. Mesela ne yapmışız? Anlatalım. Evet, bunları yaptık. Simülasyonu. Sonra ikinci fesike geçtik. Değil mi? Kenarlarını çizdik. Değil miydi? Offset on baktığına 0 dedik. Clank %2. Sonra kesiciyi aktif hale, bu ikonu, yukarıdaki ikonu aktif hale getirdik. Buradan ismini değiştirdik. 40 mm yaptık. T2 dedik kesiciye. Çapı 40 dedik. Bu şekilde yaptık. Devam ettik. Buradan devir sayısı, ilerlemeler değişebilir. Bu tabi malzeme göre değişen diye. Buradaki sekmeler de aynen kalsın. Girişler yandan olsun. Hesap attıralım. Şimdi kameraya tıklıyorum. Bakın. 50 oldu. Hızlı yaptık. Biraz daha yavaşlatalım. Evet, mavinin finişi attı. Şimdi üst yüzey işlendi. Şimdi kaba işlemeye geçeceğiz. Kaba işlemde kesicimizi prizmatik wronging komutunu kullanacağız. Prizmatik wronging. Parçanın üst geri kalan bölgelerini operasyon yapacağız. Burada operasyon, basit bir operasyon. Kırmızıyla gösterilen yerleri seçiyoruz. Önce parti seçiyoruz. Sonra part body'yi seçiyoruz. Prizma cam uygulama 1 bunu seçiyoruz. Birinci prizmayı body'yi seçiyoruz. Sonra stall seçiyoruz. Sonra ikinci body'yi yani stop prizmayı seçiyoruz. Dedikten sonra offset on part değerini 1 mm bırakarak her yerde finish'e pay bırakmış oluyoruz. Şimdi yapalım. Buna da okey diyelim. En son yaptığımızı seçiyoruz. Buradan bu gördüğünüz prizmatik wronging'i seçiyoruz. Part'ı seçiyoruz. Part body'yi seçiyoruz. Boşlukta çift tıklıyoruz. Stall seçiyoruz. Body 2'yi seçiyoruz. Şimdi burada bir şey dikkat edelim. Arkadaşlar stall seçtiğiniz zaman biz normalde bunu görünür yapalım diye parçanın üstünü 3 mm'yi temizledik değil mi? Kesici boşuna bu 3 mm'den boşuna dolanmasın. Bu yüzden şunu yapacağız. Bir başlangıç nokta seçeceğiz. Yani topa basacağız. Bu tapa bastığımız zaman üst demektir tap. Tapa basacağız. Parçanın üstüne basacağız. Yani buradan başlayacağız. Yani stone üstünden değil de parçanın üstünden başlayacağız. Offset on part değeri 1 mm bırakmışız. Her yerde 1 mm finish'e pay bıraktık. Birinci sekmeye geçiyoruz. Tolerans değerimizi 10'da 1 yapıyoruz. Genelde kaba toleranslarda arkadaşlar toleransımızı düşük seçelim. İşleme stili helical, back and forth değişebilir. Helical seçtik. Yanal kayma bu da %40 olsun. Yanal kaymamız. Kesicimize gelelim. Kesicimizin çapı 10'luk kesici. Bunu düz uçlu yapalım. Düz uçlu olsun. 0 diyelim. 10 çapında düz uçlu bir kesici kullanalım. Sonra buradan da ilerleme devir sayılarını değiştirebiliriz.
Bakın işlemimizi gösterelim. Kaldığımız yerden. Evet. Bunlar seçim işlemini biliyorsunuz. Yana kayma. Kesicimizi düzüşlü yaptık. Sonra devir sayısı ilerlemeleri 2000'i 3000 yapmışız. Mesela kesme ilerlemesini 2000 demişiz. Devir sayısı da 3000 demişiz. Şimdi burada bazen ilerleme devir sayısından fazla olabilir. Bu şeye bağlı, kesici uç sayısına bağlı. Kesici uç sayısı fazlaysa ilerleme daha hızlı olur devir sayısına göre. Sonra son sekmeye geçelim. Son sekmede de Ramping Angle'ı, burada bir açımızı 7 derece, 8 derece neyse artık bir açı verelim. Sonra hesaplattıralım. Evet. Gördüğünüz gibi parçamızı işledi. Şimdi ne oldu? Finish işlemi yapacağız. Finish işlemini için yapacağız. Çünkü her yerde birer milimetre fazlalık var. Finish işleminde yan duvarlara ve yatay yüzeylere finish işlemi uygulayacağız. Yan duvarlar için profil kontürik, yatay yüzeyler içinde de pocket ink'i kullanacağız. Pocket ink ayrıca cep boşaltma işlemlerinde de kullanılabilir. Profil kontürik yan duvarların boşaltılmasında kullanılabilir. Ama ben burada finish de kullanacağım bunları. Şimdi önce dış bölgeyi, dış yan duvar ve yatay yüzeyi kullanacağım. En son yaptığım sekmeyi açıyorum. Profil kontürünü seçiyorum. Şimdi arkadaşlar burada önce bu alt tabanı seçiyorum. Bu tabanı seçiyorum. Üst tabanı seçiyorum. Üstü seçiyorum. Şimdi ben bu yan duvar alacağım. Buradaki guide'ı buraya taşımam lazım. Şu yan tarafa, yan tarafı sağ tuş remove all contours diyorum. Dışarıdaki kontur atıyorum, kaldırıyorum. Kırmızıyı seçiyorum. Şu içteki dikdörtgenin çizgilerini seçiyorum. Bunları seçiyorum. OK diyorum. Evet. Seçimi yaptım. Şimdi arkadaşlar birinci sekmeye girelim. Toleransımızı %2'ye indirelim yine. Çünkü finish işlemi bu. 0.2. Close tool pad diyelim. Kontrolü tamamlasın. Stop over. Şimdi arkadaşlar burada 1 milimetre talaş kaldığı için bir seferde 1 milimetre alsın. Bire bir diyoruz. Bu yanal ilerleme. Bu da dikey ilerleme. Aksiyal. Aksiyal dikey ilerleme. Bunda da paso sayısını verelim. Number of levels diyelim. Diyelim ki bunu da 5 paso da alsın. Yani dikine 5 posa da al diyorum. Tabi bu değişebilir. Malzemeye göre, kesiciye göre değişebilir. 5 paso da al dediğiniz zaman bunun yüksekliği 20 olduğu için 5 çarpı 4 20 yapar. Tamam mı? Şimdi ekrandan takip edelim. Bakın ilerlemeleri verdik. Şimdi finish işlemini, simülasyonu yaptık. Bunu yaptık. Bunları geçtik. Sonra bunu seçtik. Sonra profil kontürlük geldi. Seçimimizi yaptık. Yüzeyi seçtik. Parça yüzeyini seçtik. Üst yüzeyi seçtik. Parça üst yüzeyini seçtik. Kontrol değiştirmek için burayı seçtik. Remove contours dedik. Tekrar burayı seçtik ve bu kenar çizgileri seçtik. Görüyorsunuz. Sonra %2 tolerans yaptık. Makinikte. Zikzak ile işleme biçimi. Radial first yanal kayma 1'e 1 dedik. Yanda, çünkü yan duvarda da 1 mm kaldı. Dikeyde de burada 10 pasa demişiz. Değiştirelim. 5 demeyelim. 10 demeyelim. Tamam mı? 10 diyelim.
Sonra burada açıklamalar var. Burada mesela diyor ki distans bitkin petsin ne olduğunu söylüyor. Diyor ki 1 milimetre kalan talaşı bir seferde alsın. Burada da aksiyalın ne olduğunu söylüyor. Yani üstten diyor taban yüzeye kadar 10 seferde alsın. Mesela mesafe 20 milimetre olduğu için talaş derinliği 2 milimetre olacaktır diyor. Evet. Tamam mı? 10 çarpı 2 20. Finişi buna bir şey yapmıyoruz. Zaten finiş işlemi yapıyoruz. Sonra kesicimizi değiştirelim. T4 kesicisi diyelim. T4. Çapına 6 diyelim. 6. Aktif yapalım. Üst tarafa tıklayalım. Çapına 6. Okey diyelim. Sonra 4. sekmeye gelelim. Burada da ilerleme talaş derinliklerini burada görüyorsunuz. Bakın T4 6. Yaptıktan sonra da anlatıyor. Bunlara bakıyorsunuz. İlerleme değerlerini makinik 3000 demişiz. İlerleme 3000, devir sayısı 5000 demişiz. İlerleme 3000, devir sayısı 5000. Dedikten sonra burada parçaya giriş, approach. Parçaya yandan giriş, circular giriş yapılmış. Geri kaçmada da dik kaçma yapılmış. Evet, bakalım. Parçaya approach, circular yandan giriş. Wetlock'ta da parçadan dik çıkış. Bunu da değer olarak ne vermişiz? 50 demişiz. 50 milimetre dik çık kaç demişiz. Tamam mı? 50 yazalım. 50. Okay. Evet. Bu şekilde tamamlamışız. Sonra takım yolunu hesaplattırıyoruz. Finish takım yolları. Simülasyonuna bakalım. Kullanmayalım. Bakın finish'i attı. Şimdi yan duvarların finish'i var. Onları da poketle yapalım. Poket ile. Okey diyelim. En son yaptığımızı seçiyoruz. Buradan poket linki seçiyoruz. Yine bunu anlatalım arkadaşlar. Bakın poket linki seçtik. En son yaptığımız profili seçtikten sonra poket link ekranı geliyor. Burada open pocket'ı tıklıyoruz. Kapatıyoruz yani open pocket'la close pocket oluyor. Sonra taban yüzeyi seçiyoruz. Sonra parçanın bu yüzeyini seçiyoruz. Burada offset on hard boundary -5 yapıyoruz. Yani bizim yüzeyimizden 5 milimetre daha, parça yüzeyinden 5 milimetre daha dışarı taşması için. Bu şekilde bizim parçamız bu. Şimdi burada gördüğünüz kısım kapalı. Buralarda çünkü kesici buraları işlerken buralarda talaş kalabilir köşelerde. Bu yüzden hard boundary'yi -5 yaparak kesicinin 5 milimetre daha dışarı taşmasını sağlamış oluyoruz. Çift tıklayarak yapıyoruz bunu. Sonra birinci sekme client %2 diyoruz. Şimdi buraya kadar yapalım. Önce open pocket'a tıkladık. Sonra burayı seçtik. Parçanın yüzeyini seçtik. Offset on hard boundary'e -5 dedik. Okey dedik. Sonra birinci sekmeye geldik. Client %2. Yanal kayma %40. Aynı şeyleri kabul ediyoruz. Profilde yaptıklarımızı, yani şu komutla yaptıklarımızı aynısını kabul ediyoruz. Aksiyal burada da maksimum depof katı seçelim. 1 diyelim. Çünkü tabanda 1 milimetre talaş var. En fazla 1 milimetre alsın. Sonra kesicimiz aynı. Devir sayısı ilerlemeler aynı. Sonra son sekmede seçim olarak evet, bunları gösterelim. Evet, %40 1 kesicimiz
devir sayısı ilerlemeler. Burada parçaya ramping açılı giriş yapın. Burada 60 mm demiş çarpma yapmasın diye. Çıkarken de 60 mm yukarıya kaçış yapmış. Dik kaçmış. Ramping seçelim. Bu 10 mm çift tıklayalım. Bunu 60 yapalım. Ayrıca buraya tıklayıp buradaki açıları da değiştirebiliriz. Retract. Bunda da dik kaçış. Aksiyon diyelim. Dik çıksın. Buna da 60 diyelim. OK diyelim. Sonra Toolpath Grip ile hesaplattıralım. Şimdi arkadaşlar buralarda bindirme olasılıkları olabilir. Bir bakalım kamerayla. Evet, parçaya bakın bindirme yaptı. Evet. Şimdi arkadaşlar burada şunu yapacağız. Return level upwash ve retract'ı bunları aktivite yapacağız. Bunlarda da dik çıkış aksiyal 60 mm ara geçişler, yani bunlar ara geçiş oluyor. Bunları da aksiyalla 60 mm yapalım. Hesaplattıralım. Evet. Şimdi bakalım tekrardan. Evet. Gördüğünüz gibi çarpmadı. Şimdi tabii bu her zaman çarpacak diye bir şey yok ama burada parça içinde birbirinden fazla cep, ada gibi şeyler varsa, yükseklikler varsa bu Return in Level Retract ve Return in Level Approach bunlara da giriş çıkış vermemiz lazım. Yoksa parçada ne yapıyor? Simülasyonda gördüğünüz gibi bindirme yapıyor. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Şimdi iç cebin finishini yapacağız. İç cebin duvarlarını yine profil değiştireceğiz. Seçeceğiz. Burada seçimimizi yapacağız. Burada da aynı şeyleri yapacağız. Aynı uygulamaları kullanacağız. Sadece giriş çıkışlarda dik giriş ve çıkış uygulaması yapacağız. Approach tabanı seçeceğiz. Tabanı seçip yalnız hard boundary burada 0 yapacağız. Çünkü bu ne? Bu kapalı bir cep. Öbürü açık cepti. Değil mi? Sonra parça dalma işlemini yaparken ramping'de buraya dalma yaparken 60 çok fazla. Çok yukarıdan başlar. Bunu 10 mm yapacağız. Sonra işlem bitecek. Şimdi arkadaşlar bir daha gösterelim. En son yaptığımızı seçiyoruz. Profili seçiyoruz. Aynı işlemler. Tabanı seçiyoruz. Parçanın tabanını seçiyoruz. Tabi cebin tabanını seçiyoruz. Üst tarafı seçiyoruz. Üst bölgeyi seçiyoruz. Sonra buradaki kontrolü kaldırıyoruz. Biz kendi kontrolümüzü oluşturuyoruz. Bakın buradan çizgiyi seçiyorum. Burada Etki Selection'da ilk Navigate'ye tıkladığınız zaman kontur kapanıyor. OK diyoruz. Daha sonra birinci sekmeye giriyoruz. Birinci sekmede her şey aynı. Değiştirmiyoruz. Step Over'a giriyoruz. Burayı da yine birebir yapıyoruz. Birebir. Bu da Number of Levels diyelim. Bu da 10 paso da alsın. Aynı şekilde. Yani derinlik 30 olduğu için kesici ne yapıyor? 3 mm aşağı iniyor. 1 mm yan duvarlardan alıyor. Yan olarak 1 mm, dikey olarak 3 mm almış oluyor. Sonra arkadaşlar kesicimiz aynı kalsın. Aynı kesici. Devir sayısı ilerlemeler aynı. Buradan girişlerimizi
aksiyon yapalım. Dik geliş. Ölçü 60 olsun. Çıkış da dik çıkış olsun. Bunun da ölçüsünü 60 yapalım. Sonra return'leri de return level approach ile return level vektörü de aksiyon yapalım. Bunlar aktivite edelim. Sağ tuş aktivite tuşuna basalım. Aksiyon diyelim. Vektör aktı da aksiyon diyelim. Buna da 60 diyelim. Okey. Şimdi hesaplattıralım. Bakın. Kamerayı açalım. Evet. Simülasyonumuzu yavaştan gösterelim. Üst yüzey alındı. Yan kaba işlem yapılıyor. Kabasını boşalttı. Her tarafta 1 mm var. Yani biz anlatana kadar bitirdi. Taban kaldı. Hesaplatma mı yapalım herhalde? Bir daha basalım. Evet, takım. Yani biz sadece yan tabanlara, yan duvarlara almıştık. Tabii taban kaldı. Şimdi tabanı da yapacağız. Okey diyelim. Profil contouring'i en son yaptığımızı seçiyoruz. Pocketing'i seçiyoruz. Open pocket'la kapatıyoruz. Bu da -5 dışarıya taşmasın. Çünkü cep kapalı. Okey. Dedikten sonra parçanın tabanını seçiyoruz. İç tabanı seçiyoruz. Yukarı seçmemize gerek yok. Sadece tabanla 1 mm var. Ondan sonra yan duvarları seçip Remove Contours diyoruz. Sonra bunu seçip kontur çizgisini yukarıdan da aşağıdan da seçebilirsiniz. Fark etmez. Yukarıdan seçelim. Yani kontur çizgisini tıklayalım. Geri alalım. Seçtik. Seçtik. Navigator ile kapatıyoruz. Kapattık. Okey. Sonra birinci sekmeye geldik. Aynen. Bu değerler aynen. Yanal kayma %40. Aksiyal en fazla 1 mm alsın. Depth of cut. Bir diyelim. Tamam mı? En fazla 1 alsın. Kesicimiz 6 mm'lik kesici. Aynı devir sayılar, ilerlemeler aynı. Son sekmeye geldik. Evet, 60. Retract. Bunları yapmışız zaten. Yaptırdık bunları. Tekrar yaptık. Özlemişlik aşkı herhalde. Şimdi arkadaşlar bakın 60 dediğiniz zaman dikkat edin. Kesici ne yapıyor? Ta aşağı kadar iniyor değil mi? Bu 60 gereksiz. Bunu küçültelim. 5 diyelim mesela. Yani açılı girişi 5 yapalım. Pardon. Pardon. Şu burayı yapmayacaktık. Şu approach'un bulunduğu bölgeyi burayı 60'ı, burayı 5 yapacağız. Parçaya girişi 5 yapacağız. Biz çıkışı 5 yaptık. Evet. Bu şekilde. Yani 5 mm'ye kadar hızlı gelsin. Sonra yavaş gelsin. Ta yukarıdan başlamasının gereği yok. Simülasyona tıklıyorum. Evet, simülasyon yapılıyor. Evet, gördüğünüz gibi işlem tamam. Şimdi arkadaşlar videoyu dikkatli dinleyin. Bazı yerlerde takıntımız olmuş olabilir. Tek seferde çektim bu videoyu.
Şimdi arkadaşlar, bakın işlemin bazen telefon ekranda falan göremiyorsunuz. İşlem nasıl başlıyor? Bunu aşama aşama buradan izleyin. Bakın yavaş yavaş ilerletiyorum. Bunu okursunuz. Kolay oluyor. Bazı burada eksiklikler olabilir. Siz videoyu tekrar kaldığınız yerden takip edin. Yani videoyu tekrar takip edin kaldığınız yerden. Eksik olan yerleri videodan tamamlarsınız. Bu da bazı notlarda eksiklikler olabilir, anlatımlarda eksiklikler olabilir. Siz ne yapın? Videodan takip edin onu. İşlem sıraları burada yazıyor tek tek. Bakın ya, yavaş yavaş ilerleteyim ben. Takıldığınız yerden dondurup okursunuz. Yine bununla ilgili sorunuz olursa bana WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Müsait olduğum zaman sizin sorularınıza cevap veririm. Videomuz bu kadar. Hepinize başarılar.